Nihayet bu yıl iftarlarda birlikte olmaya başladık. Tekrar sizi salonumuzda görmekten mutluluk duyuyoruz. Bereketli, huzurlu bir Ramazan diliyoruz. Şimdi sizlere hitap etmek üzere Tavşanlı Belediye Başkanımız Sayın Mustafa Güler Beyefendi'yi mikrofona davet etmek istiyorum. Buyurun Sayın Başkan. Cümleten hayırlı akşamlar. Sayın Kaymakamım, sevgili Başkan Yardımcılarım, İl Genel Müdürlüğümüzün çok değerli temsilcileri, köylerimizin ve mahallelerimizin çok değerli muhtarları ve sevgili eşleri. Ben önce Halil Hocam'a bir takılacağım. Ve zevvecne, zevvecenallahu bihuri'li derken esasında onun mükafatı için önce bu salona eşleri getirmek gerekiyor. Yani salonda eşler olsaydı o dua karşılığını bulurdu öbür alemde. Her şeyden önce katılım sağladığınız için köy ve mahalle muhtarlığı olarak teşekkürlü bir borç biliyorum. Pandemiden sonraki ilk Ramazan. Dolayısıyla bende haleti ruhiyesi biraz daha farklıdır. Anlam itibariyle, yaşam itibariyle. Sizleri bilemem ama ben 2018'den sonra ilk defa, hatta 2019'da birlikte bu sene oruç tutma imkanına sahip oldum. Bu anlamda da biraz mutluyuz, huzurluyuz. Rabbime ne kadar hamd etsem azdır. Ve oruç gibi bir nimetin şükrünün edası konusunda da bu sene ben sokaklara da bakıyorum, biraz daha hassasiyet var geçmiş senelere nazaran. İllerdeki manzara da aynen böyle. Belki pandemi biraz yeniden sirkinip kendimize gelmemizi sağladı gibi geliyor. Ramazan ayındayız. Rahmetin, bereketin, feyzin ve son haftası itibariyle, Kadir Gecesi itibariyle mağfiretin ve azaptan kurtuluşun müjdelendiği bir ay. İçinde bin aydan daha ayrıldı Kadir Gecesi'nin yaşanacağı bir ay. Ve aynı zamanda eskilerin tabiriyle şeker gibi bir bayramı kutlayacağız, Ramazan bayramını. Şimdiden hem kandiliniz hem bayramınız mübarek olsun inşallah. Şimdi burada dört tane İl Genel Meclis üyemiz var. Kaymakamımız var. Yaklaşık 2002 yılından bu tarafa köylerimizin ve belediye olarak belediyeye bağlı mahallelerimizin altyapı ve üst yapı noktasındaki tüm sorunları Allah'ın izniyle çözüldü. Çözülmeye de devam ediyor. Kütahya geneline bakıldığı zaman bizim bölge muhtarlarımızın, hatta Tavşanlı ili ilçesi pardon, yakında il yapacağız Ramazan'ın adı böyle giderse. Tavşanlı ilçesi muhtarlarımızın kendi içerisindeki birlikteliği, beraberliği her zaman takdire şayan. Özellikle bölgesel anlamda zaman zaman yapılan yemekli toplantılara ben de katılıyorum. Bu Kütahya genelinde yaygın hale gelmeye başladı. Yani burası örnek oldu. Allah'a şükür olsun ki bu aradaki birliktelikten, beraberlikten kaynaklanıyor. Mahalle muhtarlarımız da, onların da kendi aralarındaki birlikteliği ve beraberliği mükemmel. Aman bozmasınlar, böyle devam etsinler. Bizim ülke olarak en fazla birlikteliği ve beraberliğe ihtiyaç hissettiğimiz günler bugünler. Neden diyecek olursanız, yani kuzeyimiz yangın yeri, güneyimiz yangın yeri, batımızda evlere şenlik bir düşmanımız var Yunan gibi, evet. Ve tepemizde de her an tökezlemeyi bekleyen Amerika gibi emperyal bir güç var. Yani ne derler adına? Johnny var bu manada. Biz dik durursak, ayakta kalırsak, milli olma konusunda ne kadar gayret sarf edersek ve bu ülke kaynaklarını biz değerlendireceğiz, ortaya çıkaracağız diye bir azim ve kararlılık gösterirsek bu ülke üzerindeki hesap olanların hesabı ortadan kalkacaktır. Yani Recep Tayyip Erdoğan'ın en fazla iltifat ettiği bir kesim burada, muhtarlar. Dolayısıyla ülkenin izlediği siyaseti halka aktarma konusunda en fazla gayreti olan insanlar burada. Bu anlamda 2023 biraz siyaset yapmak gerekiyor. Gerçekten çok önemli. Yani 2023'ü tümsel dönüldüğü bir teker olarak algılamak gerekiyor. Döndük, döndük, dönemedik mi?
80 yıllık kazanımları bir anda geri atma imkanı var. Bunları anlatmamızın nedeni şu. Bakıyorsunuz televizyon kanallarına, son 6 aydır Millet İttifakı'nın adayı kim? Bir tarafın adayı kim? Sürekli bunun meşguliyeti var. Yani 2023'ü insanların kafasına neredeyse nakşeder hale geldiler. Koparmıyorlar. İnsanları kendi hallerine, haleti ruhiyelerine bırakmıyorlar. Sürekli gündemdeler. Ben bugün akşamüstü evde otururken Ekrem İmamoğlu'nun Ulaştırma Bakanımızla ilgili değersiz bir cümlelerini okudum. Yani bir televizyon kanalında dünkü yetme çocuk olarak tabir ediyor. Bir dikili senin evi mi var diyor, barakan mı var diyor, gece konu mu var diyor. Böyle yani koskoca devletin bakanını bile tepeden bakan bir zihniyet. Yarın bu insanlar iç başına geldiği zaman bizlere nasıl bakılacağını esasında örneklerini sergiliyorlar. Bu anlamda biz ile meşgul olmalıyız. Biz olma konusundaki gayretimizi yaygın hale getirmeliyiz. Tavşanı Belediyesi olarak bizler özellikle yeni dönemde halkla iç içe olma konusunda hükümetimizin bize vermiş olduğu, Sayın Cumhurbaşkanımızın bize vermiş olduğu yetki çerçevesinde beraber olmaya devam edeceğiz. İhtiyaçlar varsa onları o şu bu demeden görmeye devam edeceğiz. Karşı mahalle bir iki mahalle demeden insanları kucaklamaya devam edeceğiz. Özellikle gençleri kucaklama konusunda özel bir gayretimiz olacak. Bu anlamda da yeni dönemde yeni bir başkan yardımcımız var. Onu da ben size hemen görüntü itibariyle takdim edeyim. Furkan Dinçer kardeşimiz. En son Kızılcahamam'daki toplantıdan sonra 4-21 yaş grubunun yeniden milli benliklerine, milli duygularına döndürülmesiyle ilgili yapılacak olan hareketlerin Tavşanlı Belediyesi tarafından da çok hızlı bir şekilde hayata geçirilmesi için geçmişte gönüllüydü. Şu andan itibaren resmi olarak görev yapıyor. Biz de arkadaşlar başarılar diliyoruz huzurunuzda. Ve etrafınızdaki çocuklar varsa bu anlamda tanıdığınız yetenekli, bireysel becerileri olan veya toplum içerisinde dışlanmış, öyle anlatayım. Onları da biz kazanmak zorundayız. Çünkü tavşanın kimliği ve ülke kimliği bizim için çok önemli. Bu anlamda da her branşta, her yetenekte ve her dalda, her alanda sosyalleşme açısından bu gençleri bir araya getirme konusunda özel gayretimiz olacak. Ben yine içimizde bir görev değişikliği oldu. Naci Başkan'ın aynen eskiden olduğu gibi ağırlıklı görev onda devam ediyor. Ama Mehmet Ali Başkan teknik iş başkan, yani belediye personeli olarak içimizden o vardı. Onun yetkilerini biraz fazlalaştırdık. Geçmişte sadece projeleri takiple yükümlüydü ve iş koordinasyonu sağlıyordu. Şu anda itfaiye gibi, zabıta gibi, imar dairesi gibi bir takım birimlerde kendisine havalandı. Yeni dönemde inşallah biz ekip halinde çalışmaya devam edeceğiz diyorum. Yeniden hoş geldiniz, sefalar geldiniz diyorum. Akşamınız hayırlı olsun. İftarınız kabul olsun. Tuttuğunuz oruçlar birlikte. Ve yeni dönem ülkemize, sizlere, bizlere hayırlar getirsin temennisinde bulunuyorum. Bayramınızda şimdiden mübarek olsun efendim. Sağ olun. Sayın Başkanım, çok değerli belediye başkan yardımcılarımız, il genel meclis üyelerimiz, muhtarlarımız, hanımefendiler, beyefendiler, ben de sizleri saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Evet, mübarek günlerdeyiz, gecelerdeyiz, Ramazan ayı gibi mübarek bir aydayız. Bu ayın atmosferini gerçekten de hissettik, hissediyoruz. Geçen sene böyle değildi, hepimiz hatırlarız. Geçen sene Ramazan var mıydı, yok muydu? Gerçi kendi içimizde, ailemizde belki yaşadık da böyle toplu bir şekilde yaşayamamıştık. Bunun da nasıl, ne kadar büyük bir nimet olduğunu bugün herhalde daha da iyi anlıyoruz. Evet, başkanım da söyledi, gerçekten Tavşanlı Kütahya'ya örnek olacak, örnek olan bir ilçe. İşte il genel meclis üyelerimiz bölgelere ayrılmışlar, köyleri sahipleniyorlar. Kaymakamlık hepsinin üstünde, hepsine sahip tabii ki. Çok güzel bir çalışma ortamı var. Bunun da devam etmesini Yüce Allah'tan diliyorum. Belediyemizin hizmetleri hızlı bir şekilde devam ediyor. İlçe özel idaremizin hizmetleri hızlı bir şekilde devam ediyor. Mevsim başlayacak.
Bu mübarek günler tabii bize bazı kazanımlar da getiriyor. Hoşgörü, iyi niyet, samimiyet, ne kadar iyilik, iyi haslet varsa bu mübarek günlerde, gecelerde bunları ediniyoruz. Esas önemli olan hepimizin malumu bunun 12 aya yayılması, bütün bir yıla yayılması. İnşallah böyle de olur. Ben hepinizin Ramazan'ını tekrar kutluyorum. Başkanım çok erken söyledi belki de, ben de tekrar etmek istiyorum. İnşallah Kadir Gecesi'ne, bayrama da ulaştırır Allah bizi. Ben hepinize tekrar saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Teşekkür ederim.